Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Hun. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Heaven haritasındaki Sage duvar taktiklerimizi inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmanız gerçekten çok önemli. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar, videoyu izleyip de abone olan kullanıcıların sayısı gerçekten çok az arkadaşlar. Emek veriyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Siz de emeklerimizin karşılığı olarak arkadaşlar videoya bir like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Bunlar ücretsiz ve basit şeyler. Bizim verdiğimiz emeklere, bu kadar çaba sarf ederek verdiğimiz emeklerin karşılığını siz sadece bir tıkla verebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden like atmanızı ve abone olmanızı tekrardan rica ediyorum. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle A bölgesinde savunmada atabileceğiniz A site bölgesine atılan 3 tane duvardan bahsedeceğim. Bunların hemen basit olanından başlayalım. Arkadaşlar şuraya altınıza atacağınız bir duvar, 2 kutu arasını kapatacak ve sizi yükseltecek bir duvar sayesinde hem short bölgesini kapatmış olursunuz, hem short'tan çıkacak rakiplerinize burada ufak sürpriz yapabilirsiniz, hem de short'tan değil de long'tan gelen rakiplerinizi buradan bu şekilde vurabilirsiniz arkadaşlar. Ama bunda önemli olan bir şey var arkadaşlar. Tabii ki hiçbiri tek başınıza olacak şeyler değil. Buradan Heaven'a rakip çıkabilir, CT'den rakip gelebilir. Takım arkadaşlarınızla birlikte haberleşerek bu hareketleri yapmanız gerekiyor ki arkadaşlar, rakip sizi arkalamasın. İstemediğiniz bir pozisyonda rakibe yakalanıp ölmeyin. Dediğim gibi burada iki farklı açınız var. Bir short bölgesine, bir de buradan long bölgesine arkadaşlar güzel sürprizler yapabilirsiniz. Yüksekte olmak arkadaşlar, bu oyunda yüksekte olmak her zaman avantajlı. Neden? Çünkü rakibiniz headshot hizasında tutuyor eminizi. Şimdi bakın, sizin şurada olduğunuzu farz edelim. Buradan long'dan bir rakibiniz başlıyor. Şöyle baktı, 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 geldi. Tak, aim'i nerede? Burada. Siz neredesiniz? Burada. O aim'ini bozup sizi vurana kadar siz çoktan onu vurmuş oluyorsunuz. Yani o yüzden bu oyunda yüksekte olmak önemli arkadaşlar. Sage gibi, işte Jett gibi, Omen gibi karakterler kullanırken arkadaşlar, yükseğe çıkma avantajınız varken bunları değerlendirin. Şimdi de gelelim ikinci duvarımıza arkadaşlar. İkinci duvarımızı şuraya şu şekilde attığımızda sizi kaldıracak şekilde. Bak, fark ederseniz arkama daha çok pay verdim. Bir kutuyu direkt arkama verdim. Neden? Çünkü burada saklanacağım. Şimdi bir arkadaşınız short'a bakıyor, bir arkadaşınız long'a bakıyor. Long'a bakan belki aynı zamanda heaven'a bakabilir. Buraya da siz bakıyorsunuz. Şimdi adam geldi, duvarı kırmaya başladı, örnek veriyorum. Pikleyip onu vurabilirsiniz. Ama duvarı kırmaya başladığından emin olun. Duvara ateş ettiğini anlayın, ondan sonra çıkın. Çünkü aim'i duvarda olan rakibinizi kolaylıkla vurabileceksiniz arkadaşlar. Duvara sıkarken tekrar size aim'ini çevirmek için aim'ini bozmak zorunda kalacak. Ve o aim'ini bozana kadar siz çoktan onu vurmuş olacaksınız arkadaşlar. Tekrar ediyorum, yüksekte olmak avantajlı bu oyunda. O yüzden yükseklik avantajlarını değerlendirin. Şimdi de gelelim bir sonraki duvarımıza arkadaşlar. Bu long bölgesinin burasına geldiğinizde şu ikinci çizgi falan, şuraya falan geldiğinizde şöyle şuraya arkadaşlar bakın, duvarın sağ mavi göstergesi şu kutunun ortasına gelecek şekilde bir duvar açıyorsunuz abi. Bu duvar long'u kapatmış oluyor ve aynı zamanda burayı alttan ufak bir ayağına sıkma, rakibin ayağına sıkmak için ufak bir açı elde etmiş oluyorsunuz. Bildiğiniz gibi şu bölgede bir ulti küresi var arkadaşlar ve rakip geldiğinde, buranın kapalı olduğunu gördüğünde ve üstte sizi görmediğinde ulti küresini almak isteyecek. Ve o ulti küresini alırken siz buradan onun ayaklarını görüp belki diz kısmını falan buradan 3-4 mermiyle rakibinizi öldürebilirsiniz arkadaşlar. Bu duvar taktiği de gerçekten önemli bir duvar taktiği. Uygulamanızı öneririm arkadaşlar. Bunları uyguladıkça, bu taktiklerinizi geliştirdikçe emin olun arkadaşlar, oyunculuğunuz da gelişecektir. Yani bunlar çok önemli şeyler. Ya basit duvarlara gelecek olursak da arkadaşlar, şu şekilde burayı kapatırsınız. Bu şekilde burayı kapatırsınız. Sadece rakiplerinize engel koymak istiyorsanız da bu şekilde duvarlar açabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar basit. Örnek verelim, işte Heaven'ı şu şekilde kapatabilirsiniz. Yani bu duvar taktikleri de arkadaşlar basit duvar taktikleri. Veya şöyle bir şey yapabilirsiniz. Birebir kalmışsınız, bombayı kurdunuz. Tak, bunun üstüne çıkıp niye çıkamadık abi, bir daha yapalım. Bunun üstüne çıkıp arkadaşlar buradan rakiplerinize sürpriz yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, işte rakip şurada önünüzde. Oradan girdi, burada eğildiniz, beklediniz, rakip geldi, tak çıkıp vurdunuz.
Böyle şeyler yapabilirsiniz. Veya arkadaşlar işte rakip bombayı kurdu, siz savunmasınız. Geldiniz 1v1 kalmışsınız. İnfo aldınız, arkadaşınız en son işte şurada öldü farz edelim. Adam Heaven altındaydı. Heaven altına tak, buradan açacağınız bir duvar arkadaşlar sizin bombanın yarısını çözmek için size bir süre kazandıracaktır. Yani bu şekilde oyun esnasında ani taktikler geliştirerek arkadaşlar oyunculuğunuzu geliştirebilirsiniz. Bunlar basit şeyler ama oyun içerisinde oyunun akışına göre, oyunun gidişatına göre, rakiplerin konumuna göre bu taktiklerinizi çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim mid bölgesine. Mid bölgesinde de atabileceğiniz yaklaşık 3-4 çeşitli duvar var, onları göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar double door kapatırken burayı kapatmayın veya gelip burayı kapatmayın. Şurayı şu şekilde, bakın bu şekilde de değil, burayı bu şekilde asla kapatmayın çünkü bu şekilde kapattığınızda rakip buraya bir kutu kırıp girebilecek. Ama gelip siz burayı bu şekilde kapattığınızda abi, bakın burada iki kutu kırmadan buraya giremeyecek. O yüzden burayı bu şekilde kapatmanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi gelelim B bölgesine. B bölgesinde arkadaşlar bildiğiniz gibi şurayı şu şekilde kapatan arkadaşlarımız var. Burayı bu şekilde kapatmayın. Neden? Abi buraya gelin. Bakın arada birazcık şu tahtanın oraya gelin, tamam mı? Neden olduğunu söyleyeceğim birazdan. Burayı bu şekilde kapatın. Kendinizi yükselttiniz. Arada boşluk niye olmadı bilmiyorum. Duvarı geriden başlattım ama. Neyse onu da göstereyim. Hatta bir duvarını kırarım şunun. Duvarı oradan itibaren başlatmış gibi farz edelim arkadaşlar. Gelip bakın. Duvarla kendimi yükselttim. Buraya çıktım. Buradan geldim buraya. Buradan rakiplerimi pikleyebilirim. Ama rakipleriniz 3-4 kişi birden size piklerse arkadaşlar göstermeyin, geri çekilin. Çünkü ölme riskiniz bildiğiniz gibi şu tahtalar mermi geçiriyor. O yüzden ölme riskiniz olabilir. Hiç boşuna riske girmeyin. 3-4 kişi piklediklerinde atlayın abi, geri çekilin. İkinci bir duvar taktiğimiz burada arkadaşlar. Buraya attığınız bir duvar sizi yükseltecek ve yapamadık. Buraya attığınız bir duvar sizi yükseltecek. Ve rakipleriniz siz buraya duvar açtığınızı farz edecek. Tam olarak bu noktaya geldiğinizde ince bir headshot açınız olacak arkadaşlar. Buraya gelip rakibinizi buradan kestiğinizde, dediğim gibi daha önceki elleri buraya eğer duvar ördüyseniz rakibiniz tekrardan buraya duvar ördüğünüzü düşünecektir. Direkt olarak çıkacaktır ve o direkt olarak çıktığında siz onu da direkt olarak öldürebileceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi oyunun gidişatına göre, açısına göre değişen şeyler arkadaşlar bunlar. Eğer rakibiniz buradan pikliyorsa, her oyun işte window'dan pikleyen bir rakibiniz varsa buraya bir duvar kurup ona siz de pik atabilirsiniz. Veya şuraya arkadaşlar, burayı çoğu kişi bilmez. Buraya attığınız bir duvar da size aynı açıyı elde ettirecek. Yani şuraya gördüğünüz, bakın şuraya atış ediyorum. Birazdan oranın nereye denk geldiğini göstereceğim. Şöyle bir bakalım orası nereye denk geliyormuş. Gördüğünüz gibi tam olarak, yani headshot, bodyshot açısına falan şurası tam olarak headshot açısı oluyor arkadaşlar. Duvardan sıktığımızda şuraya kadar görebiliyoruz, yani bodyshot'a kadar görebiliyoruz. Yani buraya açtığınız bir duvar sayesinde arkadaşlar o ince bir headshot açınız olabilir. Rakibinizi vurabilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel bir duvar taktiğimiz. Şimdi gelelim B bölgesine. B bölgesinde arkadaşlar yine A bölgesinde olduğu gibi 3-4 farklı duvar taktiğimiz var. Bombayı kurduktan sonra işte burayı kapatabilirsiniz. Basit bir duvar taktiği. Direkt olarak böyle burayı kapatırsınız. Ya da rakibinize sürpriz yapacak şekilde kapatırsınız burayı. Çıkarsınız abi bu duvarın üstüne. Beklersiniz burada. Rakip çıktığında veya duvarı kırmaya başladığında çıkıp buradan pik atıp ona vurabilirsiniz arkadaşlar. Veya burayı direkt bu şekilde duvar bombayı kurduktan sonra longda rakibiniz olduğunu düşünüyorsanız burayı bu şekilde kapatabilirsiniz. Veya aynı şekilde rakibinize sürpriz yapmak için duvarın üstüne çıkabilirsiniz. Duvarı kırmaya başladığında çıkıp pikleyip vurabilirsiniz arkadaşlar. Burayı bu şekilde kapatabilirsiniz. Burada arkadaşlar duvarın üstüne çıkacaksanız böyle bir duvar örmenizi önermem. Şöyle hemen bir duvarı kıralım. Ne şekilde bir duvar örmeniz gerektiğini size söyleyeceğim. Çünkü bu şekilde bir duvar kurduğunuzda arkadaşlar sağ taraftan göstereceğim şimdi. Bu şekilde kurduğunuzda, bu şekilde üste çıktığınızda buradan gelen oyuncu sizi görebilir. Ama bu duvarı gelip üstüne çıkacağınız duvarı bu şekilde kurduğunuzda kırıldı duvar. Ama büyük ihtimal her seferinde kırılmayacaktır. Yani arkadaşlar bu şekilde bir duvar kurduğunuzda, duvar kırmaya başladığında çıkıp buradan pikleyip vurabilirsiniz. Yani üstüne çıkacağınız duvarı bu şekilde açmayın. Bakın bu şekilde açtığınızda gördüğünüz gibi direkt olarak yemsiniz. Ama bu şekilde açtığınızda rakip sizi göremeyecektir arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz? Savunmadayız. Savunmadayken
Long'da düşman olduğunu düşünüyoruz. Ateş etti. Long'da düşman var. Sizin buradan çıkacağınızı beklemeyen rakiplerinizi buradan ufak ufak kitler atarak vurabilirsiniz arkadaşlar. Bu da gerçekten çok OP bir taktik. Veya gelirsiniz. Adamlar rushlamaya başlıyor. Seri rushlıyorlar. Hani yapabileceğiniz bir şey kalmadı. Bu duvarlar niye kırılıyor ki de bir ya? Şuraya şöyle bir duvar örelim. Abi bunlar niye kırılıyor? Tekrardan bir şöyle bir duvar örelim. Evet. Buraya böyle çıktığınızda arkadaşlar rakip sizin burada olduğunuzu düşünmeyecektir. Onlar duvarı görene kadar. Buraya çıkan şu aralığa geçen rakiplerinizi veya buraya gelen rakiplerinizi yüksekten avantajlı bir şekilde vurabilirsiniz arkadaşlar. Neden yüksekteyken avantajlısınız? Çünkü rakipleriniz sizi vurmak için eğimlerini bozmak zorunda kalacaklar. Yani bu şekilde yürüyen bir rakibiniz hemen eğimini yukarı kaldırıp sizi vurmak zorunda kalacak. Onlar eğimini yukarı kaldırıp sizi vurana kadar siz zaten onları çoktan vurmuş olacaksınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar A bölgesinde bir duvar göstermeyi unuttum. A bölgesinde kurabileceğiniz bir başka duvarsa arkadaşlar buraya bu şekilde koyacağınız bir duvar. Bu duvarın yaklaşık şu şekilde kurduğunuzda gördüğünüz gibi yani burada buraya girmeye çalışan bir düşman alalım. Bakın bir tanesini kırıyorum. Bak birini kırdım. Diğerini de kırmak zorundayım. Diğerini kırmadan yani iki tane kutu kurmadan buraya giremeyeceğim. Ve siz A bölgesini savunurken arkadaşlar rakibiniz buraya bu şekilde girmeye çalıştığında o iki duvarı kırana kadar siz bütün takım arkadaşlarınıza infoyu verip A site'a toplamış olursunuz arkadaşlar. Veya agresif bir oyun oynamak istiyorsanız bunun yerleri de öyle değil bu şekilde kurarsınız. Yine gördüğünüz gibi iki tane duvar kıramadan giremeyecek. Bir bunu kıracak. Bunu kırdıktan sonra önüne bu duvar çıkacak. Bunu kırmak zorunda kalacak. Siz bu duvarın üstüne çıktığınızda rakip geldiğinde buradan sürprizler yapıp pikler atıp rakibinizi vurabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten Sage'in bu duvar taktikleri çok OP taktikler arkadaşlar. Uygulamanız gerekiyor ve kendinize göre taktikler üretmeniz gerekiyor. Dediğim gibi oyunun akışına göre, oyun esnasında olan durumlara göre duvar taktikleri üretebilirsiniz kendinize. Veya bakın buraya açtığınız bir duvar sayesinde arkadaşlar gelirsiniz buradan bu kutunun üzerine atlarsınız ve bu kutunun üzerinden rakiplerinize pik atarsınız. Yani değişir arkadaşlar bunlar. Sizin oyun esnasında dediğim gibi rakibin konumuna göre, rakibin site tutuşuna göre, rakibin duruşuna göre, her şeyine göre değişebilir. Mesela rakip short'tan rush atıyordur. Hemen gelirsiniz. Az önce gösterdiğim gibi buraya bir duvar kurarsınız. Buraya çıkarsınız. Burayı savunmaya başlarsınız. Veya rakip short'tan long'a mı döndü? Hemen geldiniz bu duvardan buraya. Tak buraya savunmaya başladınız. Zaten şu anda short'u kapattınız. Short'tan rakip giremez. Ve ayrıyeten burada bir savunma oluşturacaksınız. Rakipleriniz oradan piklemeye çekinecekler arkadaşlar. Yani bu şekilde çeşitlendirebilirsiniz bunları. Bu çeşitlendirme olayını size bırakıyorum. Benim göstereceğim duvar taktikleri bu kadardı arkadaşlar Heaven haritasında. Eğer sizin bildiğiniz başka duvarlar varsa Heaven haritasında benim göstermediğim, bilmediğim yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Videonun başında bahsettiğim gibi kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.